Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Super Fire United Freddy's'e hoş geldiniz. Öncelikle oyuna direkt başlayacağım ama lakin bazı yanlış anlaşılmalar bazı yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak istiyorum. Bir, Perşembe günü yayınladım o duyuru videosunu. Hadi, hangisinden zıplıyorduk? Evet, yeterince sürdü falan filan diyor. Sanrias ve Super Fire United Freddy's'i bu şeyde hala yayınlayacağımı söylemiştim bu kanalda. Sanrias'ın 3-4 videosu daha vardı. Onları yayınlayacaktım. Benim şeye geçmem gerekiyor hemen. Bonnie'ye geçmem gerekiyor aynen. Dur şuradan geçelim direkt. Sanrias'ı 4 bölümü vardı. Bugün son bölümü yayınlayacak akşam. Ondan sonra diğer kanalda, ikinci kanalda atacağım. İkinci kanalın ismi Serdar 146.5. Serdar 146.5'u YouTube'da aratırsanız Serdar 146.5 diye. Tamam mı? Çıkar karşınıza. Ama buçuğu siz kelime olarak yazın. Hani buçuk. Nokta 5 değil de buçuk olarak yazın. Şimdi. Super Five Nights at Freddy's'i de büyük bir ihtimalle bu videoda bitireceğim. Öyle. Merhabalar dostum. Evet. Seni kurtaracağım. Şimdi. Burada ne var? Burada şu mektuplar var. Nasıl zıplıyorduk? Hah. Güzel. Panik yapmayın. Aynen bak sana getirdim. Evet bu. Evet bu. Aha. Merhaba. Benimle oyna lütfen diyor. Oynayalım bakalım. Tabii ki oynarım. Aslanım benim. Sıkıldık zaten hepimiz burada. Aa, oynamak mı istiyorsun diyor. Ya sen oynamak istedin, ben evet dedim. Birkaç yıldır benimle oynamak isteyen ilk kişisin. Ha, benimle baş etmeyi bırak. Hadi oynayalım o zaman. Aa, bir fikrim var. Hadi saklambaç oynayalım. Tabii ki. Ve her gördüğüm hayaletle saklambaç oynarım zaten. Ben şimdi saklanırım. Seninle görüşürüz diyor. Bak akıllıya bak. Şey yapıyor bir de. Ben biliyorum ki senin nerede olduğunu. Etrafa gezerken dikkat etmemiz lazım bu adam çünkü genelde görünmüyor. Onu 3 defa bulmalıyımız lazımmış. Shadow Freddy'yi. Merhaba. Burada mısın? İçeri girsene. Ha. Merhaba Foxy, ne yapıyorsun? Aa, buradasın diyor. Ben göremiyorum ki nerede. Burada başka biri daha var sanki. Neyse. Baştan arayacağız şimdi onu. Burada mısın acaba? Aa, bak buradasın. Gördüm gözlerini. Bu sayılmazdı diyor. Tamam ya. Bir defa daha oynayalım. Sıkıntı yok. Bana trip atma. Bu sayılmazdı falan. Biz çok yaptık onları zamanında. Açık göz seni. Buradadır, burada. Şimdi buraya kaçmıştır o. Böyle kenarlara falan saklanmıştır diye düşündüm ama. Aaa! Tuvaletin içine saklanmış şerefsiz. Ve ışınlandık baştan oraya. Kazandın diyor. Benim oynadığınız için teşekkürler. Beni birazcık ne nasıl hissettirdi? Daha iyi hissettirdi diyor. Biliyor musun diyor. Sana bir şey söyleyeceğim diyor. Gizli odanın şifresi 1798. Şüpheli pizzalar için şey yap diyor. Gözün açık olsun diyor. 1798. Gelecekleri unutursan diyor sadece bana dön diyor. Ben sana söylerim diyor. Teşekkürler dostum. Şu ne? Pizza. Aa! Nasıl ya? Bu değil mi? Yes. Bizim yolumuza çıkan şanssız gece nöbetçilerinden birisi. Adamı ne hale getirdiniz ya? Bu ne? Aa, şey diyor.
Bu mekanda gerçekleşen cinayetleri nasıl örtbas edeceğimizi bilmiyorum diyor. Sarın polis bizim, polisin gözü bizim üzerimizde. Çürüyen cesetleri bulmaları an meselesi. Ben o cesetleri alacağım ve çöpe atacağım. Şeyden kurtulmak için. Kanatlardan kurtulmak için bana şans dile. Başka bir tanesini daha öldürürler. Bu şekilde gidemeyiz. Bu kazalar daha fazla örtbas edilemez. Ha. Şey yapacağım diyor. Halılar temizleyince yakında kayıp raporları oluşturacağım diyor. Sakin ol lan. Bilmiyorum patron diyor. Belki de burayı kapatmalı ve bütün bu ucube robotlardan kurtulmalıyız. Gerçekten buna değer mi? Ben çok yoruldum diyor. Bunun bitmesini istiyorum diyor. Oğlum bu benim baby mini game'e çok canım yakmış. Neyse o zaman hikaye devam edelim. Yapabileceğimiz bizim başka bir şey kalmadı. Gene yapalım. Çünkü kameraya bakıp dişlerinizi gösterdiğiniz zaman her gece görevlisi inanılmaz korkar, altına yapar ve felç olur. Ama bu olmadı. Bu kapıları kapattı mantıklı bir şekilde. Ya adamı korkuttuğun zaman adam kapıları kapatacak. Geri zekalı. Bunun için birleşmemiz gerekiyor diyor. Birleşeceğiz. Birleşeceğiz merak etme. Golden Freddy'yi de alacağız yanımıza. Biz Chica'yla fotoğrafını çekmiştik adamın değil mi? Merhaba. Geri geldiğini biliyorsun değil mi diyor adamın. Bizi yardım edebilirsen memnun oluruz diyor. Merak ediyorum diyor. Lütfen diyor bizimki. Hayır. Hayır dedim diye bağırıyor. Yardım etmeyeceğim size. Lanet olsun size. Kendi böyle çocukça bir yorumlanışı var oyunun. Five Nights at Freddy's serisinin bu oyunun. Tam olarak açıklayamadım orada. Bu oyun Five Nights at Freddy's serisinin hikayesini kendi açısından yorumluyor. Bu yorumlayış çok... bu yorum çok... çocukça birazcık ama olsun. Hah şimdi o mini game bölümüne falan geldik. Şimdi iki odayı da açtık. İki odayı da açtık. İçindekileri gördük. Oyunun... mutlu sonunu bulmuş olmamız lazım. Değil mi? Mutlu sonunu bulmuş olmamız lazım. Oradaki, burada söylenenleri geçen bölümde açıklamış olmam lazım zaten. Bundan sonra gelecek olanları açıklayacağım. Adam için şimdi parti düzenleyeceğiz. Şimdi mini game'lere mi geçtik? O çok sevdiğimiz harika mini game'leri yapacağız. Teker teker mi? Yok, dördü birden geldi. Bu neden böyle ya? Bu oyuncak animatronikleri neden bu şekilde yorumlamışlar ya? Hiç anlatmıyorlar ona. Oh be! Partiye hazır mıyız? Oh be! Bu ne lan? Lan! Purple Gun kafası bu. Bu neyin kafası kardeşim? Hmm.
Merhaba. Balon çocuk. Balon çocuğa benziyorsun sen. Aletik mi? Peki. Her zaman pastayı böyle yaparsınız zaten. Böyle ayrı ayrı pastaları böyle alıp birleştiriyoruz arkadaşlar. Farklı farklı yerlerden getiriyoruz. Aynen öyle. Sen gidip şeyden İzmir'den pasta getireceksin. Sen gidip Ankara'dan pasta getireceksin. Sonra biz bunları birleştireceğiz. Her şey hazır diyor. Şimdi partiye başlayabiliriz. Hadi bakalım. Evet, hadi topluca özür dilerim başlasın. Sana bir şeyler hazırladık diyor. Senin için bir şeyler hazırladık diyor. Lütfen bizi takip edebilir misin? Hediyeler. Bak, hediye oyuncak getirdik sana. Hediye araba getirdik sana. Hediye çikolata getirdik sana. Hediye diyorum şey. Hayalet oyuncak falan, hayalet hediyeler onlar da. Hepsi hayalet hediyeler. Batırdım. Batırdım. Mutlu yıllar Michael. Benim için bir parti mi? Fakat olanlar için seni suçlamamız yanlıştı. Ve sonunda tam anlamıyla özür dilemek istiyoruz. Lütfen baştan arkadaş olabilir miyiz? Yesinler sizi. Ama hala sizden nefret ediyorum. Hala onlarla nefret ediyorum. Saat neredeyse 6 oldu. Hadi sahneye dönün. Yarın görüşürüz diyoruz. Ve bir sonraki gün. O kadar şey yaptık. Umarım bugün doğru sona ulaşırız ahbaplarım. Dördüncü gece. Zamanı geldi. Bütün bu yıllardan sonra. Bunu kaç defa söyledin acaba şu ana kadar? Amacımız bu değil, olayımız bu değil. Bugün bu akşam saldırıya geçeceğiz. Ben az delikanlılar diyor. Yar. Of. Özür dilerim. Şey yapıyorum diyor. Heyecanlandım diyor. Halüsinasyonlar da hazırlandı. Ben de hazırım arkadaşlar diyor. Hadi o zaman diyor. Hey, hepimiz hazırız. Hücum. Seninle ofiste buluşurum. Hadi diyor Francis, gidelim. Ay. Çok saçma. O tuhaf şarkı çalıyor. Oo, ne oldu? Sorun da diyor. Benim işim burada bitti. O son çocuk nerede? Aa, işte buradasın. O kadar kör müsün? Hocam, o kadar kör müsün? Afton amcaya gel diyor. Hayır, uzak dur benden. Oo, yavaş yavaş yaklaşacağım. Adam kendi yorumunu katmış olaya. Çünkü Sister Location çıktıktan sonra yayınlandı bu oyun. Öyle değil mi? Önce mi yayınlandı? Emin değilim. Pek de planlandığı gibi gitmedi. Onun ölümü bana şeyi hatırlatıyor. Onu. Koş bakalım. Foxy'nin mini game'ini bitirmek imkansız gibi bir şeydi. Çünkü illaki bir yerden sonra şey yapıyorsunuz. Başarısız oluyorsunuz. Lütfen diyor, içeri girmeme izin verin. Benim oğlum hala içeride.
Bayan diyor, lütfen izin verin de işimizi yapalım. Elimizden geldiğince bulmaya çalışıyoruz diyor onu. Bir şey bulursak size haber vereceğiz. İçeride asla onları yalnız bırakmamalıydım. Her şey iyi olacak. Onları bulacağız. Söz veriyoruz. Nah bulacaksınız. Ondan sonra gelen güvenlik görevlileri de ölecek sizin yüzünüzden. Saat 3 oldu. Daha fazlasını mı hatırlayacağız yoksa oraya mı yaklaşıyoruz? Aaa diye açacak şimdi ağzını. Sürekli bu tarafa bakıyorum çünkü orada şu anda birisi duruyor ya. Orada birisi durmuyor orada. Ekrana bakıyorum. Gaza gelmeyin. İpra gaza gelin. Çok saçma. Ben merkezden arıyorum diyor. Fred Bears da şeyde tanışmayacak. Fred Bears'in önünde tanışmayacak. Hatırlıyor musunuz diyor. Diyor da diyor. Özür dilerim bayan ama çocuklardan hiçbir iz yok. En son güvenlik kasetlerinde görülmüşler. Güvenlik kamera görüntülerinde görülmüşler. Yeşil tavşan, sarı bir tavşan kostümündeki birisiyle görülmüşler. Öyle görülmüşler kasette. Yazık lan kadına. Tabii gerçek değil. Kostümlerden iz de yok. Kostümlerden iz de kalmamış geriye. Bir şüpheli vardı aslında. Çok şüpheli birisi gibi görünüyordu. Yani şüpheli öyle olur değil mi? Ama kanıtlayacak hiçbir şeyimiz olmadığı için onu gitmek zorunda bıraktık. Bu dava için elimizden geldiğince çalışıyoruz diyor. Çözmeye çalışıyoruz diyor. Bayan diyor, bayan. Hadi bakalım. Herhangi bir zamanda şimdi diyor. Olacak, bitecek. Bak onlar da Golden Freddy, sen neden dışarıda bekliyorsun kuzum? Sen içeri dalabiliyorsun direkt. Senin işini bitirebiliyorsun direkt. Kim gülüyor lan? Kim gülüyor? Sonunda diyor. Güç bitti. Hadi içeri girelim, dalalım. Ben hiçbir şey göremiyorum şu anda. İçeriye giren iki tane siyah göz görüyorum. Siz de aynısını görüyorsunuz. Devamı böyle değildi şarkının. Yanlış yapmışsınız, batırmışsınız. Korktunuz değil mi? 5 dakika, 1 dakika bekle diyor. Burada kimse yok. Göremiyoruz ki. Ne oldu diyor. Ya düşününce diyor. Ben geldiğimde kapı zaten kapalıydı. Şimdi biz bunun hepsini hiçbir şey için mi yaptık? Fotoğraf çektirmişler. 1 dakika bekle diyor. 1 dakika bekle. Bu ne? Yerel Freddy Fazbear's Pizza kapanıyor. Açıldığından birkaç gün sonra. Düşük bütçe ve birkaç çalışanın kaybolduğu için kapanıyor diyor. Karakterlerin hala kalbimizde yeri olacak. Ha, çocuklarımızın kalbinde ve kendi kalplerimizde yeri olacak. Pizzacı kapanıyor.
Freddy'yi kapatıyorlar. Ya yani Freddy'nin pizzacısını kapatıyorlar. Biz bu gidişle asla kurtulamayacağız. Yani bu gecenin son gece olacağını düşünüyorum. Öf be. Eninde sonunda geri gelecek diyor. Ve onun için bekleyeceğiz geri. O geri dönene kadar onun için bekleyeceğiz. Burada kalsak bile. Sonsuza kadar. Ne oluyor lan? Göremiyorum ki hiçbir şey. Simsiyah görünüyor ekran. Ekranın sol tarafındaki odu var. Oldukça şüpheli görünüyor. Bir girmeyi deneyelim oraya. Tamam mı? Böyle devam mı? Peki, başka bir şüpheli yerden girdik. Ekranın sol üst tarafındaki yerde oldukça şüpheli görünüyor. Merhabalar efendiler, nasılsınız? Devam. İlginç, Five Nights at Freddy's 4'teki mekan. Sağ üst köşedeki yer de oldukça şüpheli görünüyor böyle bir düşününce. Değil mi? Sizin duvarınız böyle mi? İçinden bir hayaletin geçebileceği şekilde mi sizin duvar? Shift tuşumu öldürdüm bu oyun yüzünden. Shift tuşumu öldürdüm yemin ediyorum. Hadi. Of be, kulağım şey oldu bu sesten. Pat 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 pat. Gene yukarıda bir yer var. Hadi izin ver de çıkayım artık. Of be, ne boyutlar arası bir yolculuk ya. Daha kurtulamadık gitti. Bu herhalde çocuğun odası, bu bayağı farklı bir yere benziyor. Nereye geldim şimdi ben? Sen kimsin? Tamam diyor, her şey iyi. Artık daha fazla arama alanına gerek yok oğlum diyor. Bu benim. Tamam da hocam. Oğlum ne alaka bu hikayeyle ilgili? Ha diyor, efendim diyor. Ne oldu? Her şey güzel olacak. Daha iyi bir yere gidiyoruz. Ya ne alaka, senin oğlun ne alaka? Hikayenin neresinde? Baba diyor. Ha, Shadow Freddy'ymiş onlar da. Ama yapılacak tek bir şey kaldı geriye. Ve o da... Yakında göreceksin. Peki. Saat 6 oldu. Bakalım ne oldu. Ne yapıyorsun Spidey? Gidiyorum her şey. Chesney. Call of Duty hatırladım bu ses yüzünden. Ben senin arkadaşım olacağım. Sonuna kadar partiye katıl. Korkmayın. Bir yolunu bulacağız. Partiye katılın. Sürüyü takip edin. Çok eğleneceğiz. Partiye katılın. Sizin için buradayım. Bunu da atlatacağız. Partiye katılın. Tamam diyor. Şov bitti çocuklar. Freddy ve çetesi emekli olacak artık.
Yani bayağı yaşlılar. Biliyor musunuz? Şimdi onlara bir bay deyin bakalım. Bay Bonnie diyor. Seni asla unutmayacağım. Ah. Bay Chica. Senin pizzaların kasabadaki en iyisiydi. Bay Chica. Bir sonraki defada artık kaçırılmak üzere. Bay Kaptan Foxy. Seni görmek çok güzeldi. Aynen. Bir sonraki defa kapımı yumruklayıp içeri girmeye çalış. Ne zaman çalışacaksın çok merak ediyorum. Bay Freddy diyor. Seni özleyeceğim. Göreceğiz. Ben de seni özleyeceğim. Hepinizi özleyeceğim diyor. Daniel diyor. Hadi gel. Kapatıyorlar. Daniel nereden hatırlıyorum ben Daniel'ı ya? Neyse. Geliyorum ya. Sadece sanırım Freddy'nin konuştuğunu duydum. Ağladığını mı? Ceset. Ceset o çağırıyor. Aa, kapandı. Birkaç ay sonra. Kim alır oğlum burayı? Manyak mısınız? Ben şu anda hiçbir şey göremiyorum. Follow me. Beni takip et diyor. Ben simsiyah görüyorum ekrana. Dur. Quit. Baştan gireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Oyun simsiyah ekran gösteriyordu ya. Hiçbir şey göstermiyordu. O yüzden de herhalde bir az önce hiçbir şey göremedik. F4 yap bakalım. Dediğim gibi oyun simsiyah ekran gösteriyordu. Hiçbir şey göremiyorduk. Umarım aynısı olmaz. Bug yaşamak istemiyorum oyunda. Umarım bizi 5. geceden başlatır. Ha, 5. gece güzel. Güzel. Birkaç ay sonra. Birkaç ay sonra mı cidden? Ha, şimdi görüyoruz. Ah, fare sesleri. Beni takip et. Follow me amigo. Böyle sanki İspanyol birinin aksanına benziyor şey. Sağ tarafa gitti değil mi? Follow me. Tamam geliyor, seni takip ediyoruz. Follow me. İyi, tam o tarafa gidelim o zaman. Ne? Ne oluyor? Neden izin vermiyor benim geçmeme? Neden bana izin vermiyor? Hani neden benim geçmeme izin vermiyor? Aa! Ha diyor. Orada birisi mi var? Bak kendi açısından yorumluyor. Hatırlıyor musunuz FNAF 3'teki mini game'leri? Onu kendi açısından yorumluyor. Beni takip et diyor. Edelim kanka. Koşalım o zaman. Sen beni takip et dersin ben koşarım. Yalnız hareket ettiremiyorum. Bekle diyor. O da kimdi öyle? Tamam bana bir şey göstermek istiyor diyor. Her zaman böyle şüpheli karakterleri takip mi edersin? Hani belli bir tecrübe olması lazım değil mi? Şüpheli karakterleri takip edince iyi şeyler olmuyor. Hani o yüzden buradasın. O yüzden şu anda lanetlenmiş haldesin. O yüzden şu anda ruhun lanetlenmiş halde. Ama hadi takip edelim. Ben bu adama güveniyorum bu sefer değil mi? Çok ne olabilir ki? Bilmem belki öldürülüp parçalanabilirim. Az önce buradan geçmedim diyor.
bir inç bile hareket edemiyorum diyor. Bir inç bile ileri gidemiyorum diyor. Gene buraya mı gideceğiz? Bekle diyor. O Freddy mi? Yerdeki. Bunu kim yapmış olabilir? Şimdi çıkayım bir şey yapacaksın. Beni takip et. Edelim bakalım. Etrafa bak ya. Uyuyor muydun lan? Bekle 5 dakika diyor. Nerede diğerleri? Her zaman tek başıma kalıyorum diyor. Hiç şey değil. Hiç de... Adil değil. Takip ediyorum, ediyorum, merak etme. Beni ölümüme götürüyorsun biliyorum ama takip ediyoruz. Tamam, takip edelim. Freddy'ye benzeyen eleman nereye gitti diyor. Sanki bir duvar var gibi. Ama kesinlikle oraya geçebiliyoruz hani. Ama geçemiyoruz işte. Orada kim var? Sen misin o? Den mi? Yine balta indirdiler ensemize. Follow me. Beni takip et diyor. Foxy bu sensin değil mi? Çünkü seni göremiyorum şu anda. Kim var orada? Oğlum çok karanlık ya. Bazen simsiyah oluyor direkt. Hiçbir şey göremiyoruz. Sol tarafa mı? Neden sahne boş diyor? Yani normalde Freddy ve diğerleri vardır orada. Neyse gidelim bakalım. Dım 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 dım. Yabancı birisini takip ediyorum. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Eminim hiçbir şey olmaz. Haha bak seni geçtim. O dur yanlış yere girdim. 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 Gir bakalım buradan içeri. Baştan oraya mı gideceğim? Bak nasıl biliyorum ama nasıl bak zeka çalışıyor. Nasıl zeka çalışıyor? Aa neler oluyor diyor. Arkadaşlar diyor oradan mısınız? Kesinlikle yerde değilsiniz. Yerde duran parçalar kesinlikle benim arkadaşlarıma ait olamaz. Özellikle de kafalar. Lan. Ha. Özellikle de kafalar benim olmaz yerdeki arkadaşlar. Yerdeki kafalar benim arkadaşlarımla olamaz. Değil mi? Yine batırdım. Buralarda bir yerde olmalılar diyor. Hissedebiliyorum. Acaba neredeler? Kesinlikle yerde olamazlar falan. Öyle havaya bakıyorsun herhalde. Bak arkadaşların orada. Oo burayı iyi yapmışlar. Ah diyor. Sonunda. Onlar gittiler. Bu sefer çıtanı yükselttim diyor William. Bütün bu zamandan sonra kanıtlardan kurtulmayı başardın. Yine de bunu yapmayı istemezdim. Ama o kadar yaptıklarından sonra geriye dönüş yoktu. Ah diyor her neyse. Bu geceden sonra her şey bitecek. Ya öyle yaparsan benim gözlerim parlar bak. Gözlerim parlayınca çok kötü şeyler oluyor. Ne oluyor lan? Çok güzel bir müzik bu ya. Michael dinle.
Senin arkadaşların sana her şeyden daha fazla ihtiyacı var şu anda. Onu aşağı alması gereken insan sensin. En azından hayret. Diğerlerinin başarısız kaldığı yerde sen başarılı olacaksın. Tuvaletlerin oraya git. Hiç görmediğim bir kapı olacak. Diğerleri geçemedi. Animatroniklerin geçmemesi gereken bir yer orası. Ama sen bir animatronik değilsin. Sen bir ruhsun. Aa, dedim size. Dedim size Golden Freddy bir şey değildi, animatronik değildi ya. Ama tabii bu kanon değil, o yüzden hiçbir yorumumuz olamaz bu konu hakkında. Sen bizim tek umudumuzsun. Şimdi git. Yani bu şu anda benim teorimi onaylamıyor. Sadece başka birisi benimle aynı fikirde. Onu söylüyor. Neredeydi lan şeyler? Sol tarafta değil mi? Çünkü bu resmi değil. Bunu oyunun orijinal yapımcısı yapmadı. Bunu başka birisi yaptı. O yüzden burada mıydı ya şeyler? Tuvaletler. Hadi bakalım. Hadi gel, hadi gel, banda baltayı vur şerefsiz seni. Ah diyor. Bunlar da aradığım belgeler. Ah? Siz nereden çıktınız diyor. Ya bak, hayaletler öyle ortaya çıkar. Ağzın burnunu kıracağız şimdi senin. Senin var ya, şimdi ağzın burnunu kıracağız biz hayaletlerle bir olup. Hayır diyor. Bu olamaz diyor. Adamlar hareket ediyor. Adamlar bak lanetlenmiş hareket ediyor. Sen neye inanıp neye inanmıyorsun? Bak ben de geldim. Şimdi ağzın burnunu kıracağız biz senin. Kaç. Kaç. Kaç benden. Şimdi kim katil oldu ha? Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Artık ben de bir animatroniyim. Bana zarar veremezsiniz. Orada neden gülüyor lan bu manyak? Anlamıyorum ben. Neden animatronin içine giriyorsun gerizekalı? Nasıl bir sebep senin bu böyle bir şey yönetmiş olabilir? Mantığı ne bu işin? Sen diyor. Sen başardın bunu diyor. Bütün bu zamandan sonra adalet teslim edildi. Siz bensiz gidin. Benim yapmam gereken bir şey daha var. Ne yapacak hiç fikrim yok. Bunlar uçuyor. Bir geceyi daha atlattık. Bir geceyi daha atlattık diyecektim. Ama diyemedim. Çok susuzum çünkü şu anda. Su içmem lazım. Bir saattir oynuyorum bu oyunu. Siz kaç dakikada izliyorsunuz bilmiyorum ama ben 1 saat 6 dakikadır oynuyorum şu anda. Aa, annesi çocuğuna sarılıyor. Her şey güzel olacak Michael diyor. 5 dakika. Şu anda cennetliler mi? Onu mu şey yapıyor oyunda? Neyse. Ha. Bu kadar. Epilog. 30 yıl sonra. Freddy Fazbear's Pizza'da. Spring Trap oynuyoruz. Aman sanırım diyor. Ahbap. Bu yer bana şey veriyor diyor. Bu yer beni korkutuyor. Cidden buraya geri gelmek zorunda mıydık? Cidden buraya gelmek zorunda mıydık? Bizim sağlam kaynaklarımız var. Burada duvarların arkasında saklanmış bir oda var diyor. Orada bulabileceğimiz şeyleri düşün diyor. Fazbear şirketinin en karanlık sırları. Ahbap diyor. Sanırım onu bulduk. Bu duvarın arkası boş.
Evet, buldunuz. Bekle, bu. Eğer bu gerçekten çalışan bir animatronikse, bu bizim için çok değerli olabilir. Gel diyor. Bunu kamyona taşımama yardım et. Oo. Neredeyim? Burada lan. Ses ne? Oo, oo. Bu ne oğlum? Ah diyor. Bazen kendime soruyorum diyor. Sonunda bunların hepsi değer miydi diye. Ha diyor. Birisi geldi buraya diyor. O. O sensin. Az önce ne dedin sen? Kim yazdı bunu oyun senaryosu niye? Hiçbir şey söylemedim diyor. Bak biraz sonra ne olacak? Saçma sapan bir şey olacak. Neden buradayım ben diyor. Cehennemde çürümem gerekmiyor muydu benim şu ana kadar? Sana bir hediye verdim. Sana hayat verdim. Bu şekilde bizim çektiğimiz acıyı bizim acı çektiğimiz gibi acı çekeceksin. Ne oldu? Aklında bir şey mi var? Bir tane daha şey diyor. Oyuncak bir animatronik. Buranın olay ne? Fazbear Sprite'ı araştır diyor. Kapı kilitli diyor. Bariz bir şekilde. Peki. Sol tarafa gidelim bakalım. Yok mu öyle ilginç bir şey hayatta görebileceğimiz? Ah diyor. Az önce söylediğin şey hakkında. Diğerleri gibi bir kader görmem gerektiğini, acı çekmem gerektiğini söyledin. Beni deliye döndürdü. Bazı şeyler duymaya başladım. Daha az önce oldu. Daha 40 saniye olmadı. Neler duydun? İyi bir arkadaşım bir zamanlar hatıraların kafanızda sürekli geri geldiğini söyler. Orada birisi olsa da olmasa da. Bu lan? Neden ölmek zorunda kaldık? Ne kadar kötü bir insan. Neden ayrılamıyoruz? Neden biz? Orada birisi mi var? Merhaba, bizi kurtar. Ona nefret ediyorum. Acı hissediyorum. Bunu hak etmek için ne yaptık? Anne o sen misin? Annemi baştan görmek istiyorum. Ne diyor bu adam? Doğru diyor. Onların seslerini duyuyorum. Senin hatıraların. Benim boynum ağrıyor diyor. Sol taraftaki sol taraftaki yazıda. Ve her şey benim için çok net oldu. Bir yardım yazıyordu orada. Sağ alt taraftakini hiç şey yapamadım. 80'lerde aslında Fred Bears'ı bir arkadaşımla ben satın almıştık. Yani bizimdi zaten. Buradaki yeni nesil robotlar için tasarımlar yapmalıydım. Neden bana bunu anlatıyorsun? Bu nasıl, ne kadar şey olabilir ki? Alakalı olabilir ki? Ki ben de öyle yaptım. Ama partnerim beni bunu bilmediği bir şey vardı. Ben bu robotlara çocuk kaçırmaları için şey yapmıştım diyor. Özellik eklemiştim diyor. Bir şirket bana bunun için şey yaptı diyor. Para verdi diyor. Bu çocuklar üzerine deney yapmam için. Güzel bir paraydı. Onlar için herhangi bir empati hissetmedim. Tanımadığım insanlar için hiçbir şey hissetmiyorum. Fakat bir gün asla şey görmek istemedim diyor. Bir gün geldi ve asla o günün şafağını görmek istemedim diyor.
Şafak ışığını görmek istemedim diyor. Oo. Benim çok sevdiğim kızım onların birisinin yanına gitti. Gitmemesini söyledim ama o dayanamadı ve gitti. Babam bakmıyor diyor. Neden seninle oynamama izin vermiyor? Sen harikasın. O düşüncenin değişecek. Bekle diyor. Diğer çocuklar nereye gitti? İşte o zaman lanet olası Baby onu aldı. Baby'nin kim olduğunu bu biliyor mu bir kere? Ona sorma, söylemen lazım. Ama o robotun çocukları kaçırmaması gerekiyordu. Öyle bir şey için tasarlanmamıştı. Yani bu demektir ki kızını çok kötü bir şekilde yaraladı. O gün daha sonra hastanede öldü. Ben yıkılmıştım. Ve öfke ve çaresizlikle doldum. O aydan sonra benim evlat edindiğim oğlum o makinelerin elinde başka bir ölümcül kazaya maruz kaldı. Kazanın kurbanı oldu. Bir yıldan daha kısa bir sürede iki çocuğumu birden kaybettim. Sonra pencerenin karşısında bir çocuk gördüm. Bekle diyor. Demek istediğin... Evet diyor, o sendin. Çok saçma. Japon animelerine döndü. Karar verdim ki eğer Fredbear şirketi benden çocuklarımı aldıysa o zaman diğer aileler de aynı kaderi yaşamalı. Direkt Japon animelerine döndü. Benimle neden konuşmak istediğini şimdi daha iyi anlıyorum diyor. Çok saçma. Beni durdurmak yapılması gereken şeydi. Ben kendimi durduramazdım. Diğer insanların hayatlarını yıkmadan duramazdım. Ah diyor. Öf be. keşke onları baştan görebilsem. Her neyse. Şimdi her şeyi biliyorsun. Görüyorum diyor. Bir insanın başkasına sorabileceği en zor soru nedir biliyor musun diyor. Bilmiyorum diyor. Söyle bana. Beni affedebilir misin? Hay lanet. Şimdi. Bu kanon bir hikaye değil. Ama bu şerefsiz adam zaten en başta çocukları kaçırmak ve onlar üzerine deney yapmak için para almış. Yani o yüzden yani çocukları ölmeden önce de kötü bir insandı. Öldükten sonra daha da beter oldu. Çocukları animatronikler içine tıkmaya başladı. O yüzden affetmiyoruz. Hayır. Lanet olsun sana. Sen bundan önce de kötü bir insanmışsın. Bundan sonra da olacaksın. Seni lanet olası yaratık diyor. Seni zavallı yaratık. Sanki bunların herhangi biri seni şey yapabilecekmiş gibi. Senin hareketlerini haklı çıkarabilecekmiş gibi. Diyor. Çıkarmayacak yani. Eğer keşke yüzümdeki ifadeyi görsen. Bakın arkadaşlar diyor. Ha 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 gülüyorlar. Acıdın mı adama bu şekilde? Sonunda dış görünüşü de ruhun iç görünüşüne uyuyor diyor. Tam doğru diyor. Hak ettiğini buldu. Kesinlikle paha biçilemez. Gerçekten onu affedebileceğimizi zannetti. Sanki bizim hayatlarımızı şey yaptın diyor, sen mahvettin diyor. Bunun için herhangi bir sebep olamaz. Aynen öyle. Ya çocukları alıp öldürmenin herhangi bir sebebi olamaz. Bu kostümün içinde takılı kalman senin cezan. Bütün sonsuzluk boyunca. Siz bütün velilere lanet olsun diyor adam. Hiçbirinize ihtiyacım yok. Beni duyuyor musunuz? Onu bulmaya çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Buradan çıkmam lazım. Ama ilk önce bütün burayı yakacağım diyor.
Yakmayacağız. Neden yakmayacağız? Çünkü benim anladığım kadarıyla ben bunun şeyine baktım. Nasıl bunun sonları falan alacağımıza baktım. Yakmak çok uzun sürüyor. Çünkü şey yok. Bir adım atıp böyle bir yan tuşa basıp sonra şeyi kullanmam lazım her defasında. O gazı kullanmam lazım. Hani basıp böyle bütün mekanı dolaşmam lazım ki çok uzun sürecek. Ve onu da yapmayacağım ben artık. Onun linkini böyle aşağıya bir yere koyarım. Pek farklı bir şey yok. Neyse. Devamında pek bir şey yok zaten. Adam sadece mekanı yakıyor, o kadar. Başka verdiği bir bilgi yok, hiçbir şey yok. Yani bu da böyle bir oyundu. Super Five Nights at Freddy's. Bu seride benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinize buradan kalp yolluyorum. Five Nights at Freddy's Custom Night videoları bundan sonra seride 146. Buçuk kanalından gidecek. Google'dan aratırsanız bulursunuz çok rahat bir şekilde. Direkt Serdar 146 buçuk yazın. Başka bir şey yazmanıza gerek yok. Serdar 146 normal kanalın ismi gibi. Sonra da bir de buçuk koyun. Yazıyla buçuk yazın. Bulursunuz zaten. Çıkar şeylerde, sonuçlarda. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif alıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta bir yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bundan sonra bir tane video daha gelecek. O da San Andreas videosu. O da bugün 7'de gelecek. Veya 8'de gelecek. Artık kaçta gelecek bilmiyorum ama bugün gelecek. Ondan sonra başka gameplay, let's play falan filan gelmeyecek bu kanalda. Sadece gizem videolar gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.